Evet değerli dostlarım herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranımızda standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamını değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi, beğeni yorumları ihmal etmeyelim. Katıl'a dahil olarak canlı yayına yön verebilir, analiz taleplerinizi iletebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen bugün herkes açık, son yayınım olur. Artık tamamen katıl'a özel bir hale getireceğiz yayınlarımızı. Sizin hepinizi katıl'a bekliyorum. Ve minimum düzeyde bir üyelik daha yapmış olsanız chat ekranını kullanabilir. Değerli dostlar katıl'a dahil olduktan sonra... Bütün chat ekranları sizin emrinize amadedir. edilir. Ee, evet. Hemen şöyle bir trading view ekranımızı açalım. Buradan e, BNT üzerine kısa bir long pozisyonu açtım. Onu da takip edeyim bir taraftan. Evet. Ekranımızı şöyle bir büyütelim. Evet. İşte TR ile başlayalım yine. İşCTR diyelim. Şimdi arkadaşlar İşCTR tarafında bir sıkıntımız yok. Bakın. Daha önce de anlattık. Destekten gelen bir dönüşümüz var İşCTR tarafında. 11.97'lerin altında kapanış gelmediği müddetçe teknik olarak olumlu değerlendiriyoruz değerli dostlar. 11.97'nin üzerine 13.65, 14.53 sıralı teknik hedef noktalarımız. Bu noktaları takip edebilirsiniz İşCTR tarafında. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yok şu anda İşçi Hemen İşçi bir e, dolar bazlı görüntü üzerinden kısaca değerlendirelim. Evet, şuradan kalemimizi de alalım tabii ki. Kalemi sol tarafa ekleyelim. Evet. Şimdi İşçi dolar bazlı görüntüsü üzerinden girelim. Günlük periyot, lineer ölçeklendirme üzerinden baktığımız zaman e, son dönemdeki zaten hacimler e, idare eder bir vaziyette. Burada da benzeri bir görüntümüz var. Ee, pozitif uyumsuzluk hakim. Yani total görüntü itibariyle olumlu. Fibonacci seviyelerine baktığımız zaman şu son nokta üzeri'nden Fibonacci 0786'lara geldiğimizi görüyorsunuz. Yani şunu her zaman söyledim. 618'ler çalışmayabilir. 0786'lar test edilebilir. Birçok hisse de bunu anlattım, aktardım. Çünkü düşen bir piyasa var arkadaşlar. Düşen bir e, trend içerisinde 0618'de tutunma şansımız biraz zayıf olabilir. 786'lara mutlaka pay ayrılması gerektiğini birçok yayınımızda aktarmıştık ve birçok hisse hissede 0786'lık kısma indiler veyahut da inmek üzereler arkadaşlar. Onun için e, ne var ne yok bir yerde e, maliyetlenmek her zaman risklidir bunu bölmek gerekir diye sizlere anlattım. Trabzonspor bakınız burada da uyarımızı sizlere net bir şekilde yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Trabzonspor tarafında şunu dedik. 1.14'ün üzerine kıramadığımız zaman 1.02 dedik. Akabinde 84 kuruşlar var dedik arkadaşlar. Bunları da e, geçmiş yayınlarımızda epey Şiddetli bir şekilde zaten bu noktaları Sizlere anlatmıştım Artık 84 bandına doğru 0.84'lere kadar bir geri çekilme Beklenti dahilinde Yani hiçbir şekilde acele etmemek Gerektiğini hep vurguladık Bu noktaya önem atfettik Ki şunu soruyorlar 0.84 kırılırsa Evet orası kırılırsa 68'ler söz konusu olacaktır Ama burada güçlü bir destek Tepki gelme olasılığı ben yüksek görüyorum Yüksek değerlendiriyorum değerli dostlar Evet. Kemal Bey hoş geldiniz. Ege Seramik bakalım. Jonse Euren Dofer Hemen bakalım bunlara da. Ege Seramik teknik görüntümüz gelsin. Arkadaşlar bir anketimiz var. Sizden ricam o anketi doldurmanız yönünde olacak. Anketi doldurarak Bugün artık buna da biraz son şekli de vermek istiyorum birçok hususta artık yayın anlamında yani e, sadece bu şekilde teknik analiz mi olsun takas da olsun mu şeklinde bir anketim var yani hem teknik hem takas mesela burada Ege Serami'ye baktık sonra e, takas da şu değilim mi yoksa hiç gerek yok bulaşmadan tamamen teknik olarak devam edelim mi? daha çok hisseye bakıp daha çok kriptoya bakıp teknik olarak mı devam edelim anketi doldurursanız memnun olurum. Ege Seramik tarafında bir sıkıntı yok. Zaten ana destek bölgesi üzerinde ikame ediyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle yapalım. 2 günlük grafiği alalım. Biraz daha alan kazanmış olalım burada. Şöyle baktığımız zaman problemsiz olduğunu düşünüyorum ben. Yani olur da tekrar böyle 3.40'lar falan test edilirse Ege Seramik tarafında güzel bir alım fırsatı verebilir ama şu görüntüde şu direnç kırılırsa da yukarı yönü zaten burada bir e, görüntümüz vardı. Bir flama görüntüsü vardı. Kralımla beraber muhtemelen 5 bandı atağı gelebilir Ege Seramik tarafında. Tankut Özlem iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Evet. Ee, Ege Seramik tarafında bir problemimiz yok ama direnç noktasında olduğumuzu unutmayalım. Ya bu direnç kırılır mı kırılmaz mı? İşte asıl sıkıntı bu, burada. Ya bugün itibariyle baktığımız zaman yükseklik olarak en yüksek derecede 3.91'leri görüp 3.77'lerde bir kapanış gerçekleştirdi. Ee, ya bize kırılımı gerekli buranın. Artık burası kırılmadan yol almak söz konusu olamaz. Eğer yarın itibariyle böyle MI200'lerin de üzerine atarak 390'lar falan bizim için ideal bir kırılım haline gelebilir. Yarın Ege Seramik tarafında önemli bir gün olacağını düşünüyorum. Ha tabii burayı kıramaz. Reddit'se de muhtemelen buradaki altta 3 37 bandını 338 bandı desteği test etmek isteyecektir. Defaatle de test edilmiş olan bir destek noktası olduğu için burayı şöyle bir ok shape ee, öyle yukarı doğru çıkacaktır diye bekliyorum ama total görüntüde e, kötü mü? Değil. Evet. TSKB'ye bakalım. Gelsin TSKB teknik görüntümüz. Evet. Şimdi TSKB tarafında düşen kanal trendi içerisinde olduğumuzu daha önce anlatmıştık. Yükselen kanal trendi maviyle çizdik. Bakсыз alçalan bir kanal trendinin oluştuğunu görüyoruz. Bu noktada yatay destek noktamız 10.69 seviyesi bizim için önemliydi. Bu noktadan tekrar yukarı doğru bir tepki verdi. Artık 10.69'ların stop loss noktası olduğunu söyleyebiliriz. Yani burada muhtemelen eğer 10.69'un altına gelirsek şöyle aşağılarda bir 10 bandı, sonra tekrar yukarı doğru bir tepki. Döngü bu şekilde gidecektir ta ki buradaki direnç hattı yukarı doğru kırılana kadar. Evet, şu anda e, güzel yataydan bir tepkisini vermiş yukarı doğru. Ne kadar kalıcı olabilir? Şimdi şöyle 2 saatlik grafik üzerinden ben değerlendirmek istiyorum. Şimdi hissede değil iseniz, yarın için takip edeceğiniz nokta şurası olur. 11.09'ların üzerinde olumlu bir görüntüden bahsedebiliriz. Bir de şöyle bir direnç noktasını 2 saatlikte attığımızda, bakın burada güçlü bir yapı var. 11.30 gibi ortalama. Buralar ne yapılabilir? takip edilebilir arkadaşlar TSKB tarafında. 11.09 üzerinde fena değil. E, total görüntü açısından da bakarsak buradaki zaten e, destek noktamız net. Yani şöyle aşağı doğru kırılmadığı müddetçe bir problem yok. Ama ben kanal desteğine gelmiş olsa dahi şöyle bir görüntüyle biraz zamansal kaybımız olabilir ama tekniğin yukarı doğru gitme potansiyelinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. En azından kanal desteğinden direncine doğru bir güzel hareket söz konusu olabilir burada değerli dostlar. Evet. TSKB ile alakalı söyleyeceğimiz bu. E, maalesef alçalan bir kanal trendi içerisinde ne yaptığını görüyoruz. İşlem yaptığını görüyoruz. E, değerli dostlar. E, henüz düşen kırılımda gelmediği için bir müddet oyalanma payınız olabilir buralarda ve gelgitler yaşayabilirsiniz. Evet. Devam edelim. John S. Evet. John S. gelsin. Haftalık grafiğini şöyle bir alalım Johnson'in. Evet. Grafiğimizi sıfırlıyoruz değerli dostlar. Evet. Johnson e tarafında grafik sıfırlamasını yaptıktan sonra IK65 mi burası? Kaç oluyor? Şöyle şuraya bakalım. Şöyle yapalım buraya hatta. 2.85'ler ortalama. Yani üzerine atabilirsek tekrar olumlu düşünebiliriz. 2.85 bantlar üzerine 2.85, 2.90'lar üzerinde olumlu düşünebiliriz Jones'i. Halen negatif görüntü devam ediyor. En azından haftalıkta şuradaki dip noktalarının şöyle tekrar üzerine atabilmemiz bizim için önemli. Yoksa burada şu derinlik kadar geri çekilebilirsiniz arkadaşlar. Onun için çok sabırlı olun burada, dikkatli olun. E şöyle 2.85, 2.90'ların üzerine çıkarsa o şekilde takip etmekte fayda var. John C e tarafını. Evet. Kesinlikle acele etmeyin. Çünkü gerçekten bazen hisseleri biz çok düştü diye hemen sarılıyoruz ama bunlar düşen, ee, düşen bir bıçağı tutmak hükmünde oluyor arkadaşlar. Biz burada yatay desteği kırmışız artık. 2.83'leri, 2.85'leri. İş tehlikede. İş error vermiş burada. Onun için ee, tekrar 285'lerin üzerine atabilmemiz dahilinde olumlu bir görüntüye bürünebiliriz. E, e tarafında. Onun dışında aşağılarda gerçekten daha kritik rakamlara dahi gelebilir. Ee, biz garantici olalım. 285'lerin üzerinde olumlu değerlendirebiliriz arkadaşlar. Euren teknik görüntümüz gelsin. European Endüstri. Evet. Şimdi burada bir destek bandı mı burası? Evet destek bandı bir tutunma bandımız var. Şimdi arkadaşlar size ters fincan kulp formasyonunu anlatmıştık. Daha önce bakınız ters bir fincan kulp dedik. Kulp derinliği kadar ilk etapta satış yeriz dedik. Ve kulp derinliği kadar bakın şuradaki derinlik kadar geriye dönüş oldu arkadaşlar. Ya belki diyordunuz burada ya olur mu artık daha ne düşecek? Hisse 23'leri geldi 13'lere geldi bunun aşağısı olmaz diyen bir grup var mıydı vardı ama teknik öyle demiyor ters bir fincan kulp görüntüsünün olduğunu bizlere anlatıyor arkadaşlar bakın şöyle baktığımız zaman ters bir fincan kulp formasyonu burada en azından kulp derinliği kadar geri çekilme beklenilebilir demiştik ve bu geri çekilmede ne yaptık gördük burada evet şimdi bir toparlanma gelir mi buradan ya yani biraz şurada yani minimal, minimal düzeyde de 5-8 günlük hareketli ortalamanın üzerine bir atması gerekir. Yani şu anda bunu da göremiyoruz arkadaşlar. Evet bunu da göremiyoruz. En azından bu hareketleri bir görmek lazım. Ee, yoksa yani bu e, noktada düşenin de düşüşü olabiliyor. Yani %50-60 değer kaybetmiş ama bakıyorsun daha %10-20 gittiği de oluyor. Yani onun için burası piyasa arkadaşlar. Yani talep olması lazım. Para girişinin olması lazım. Para girişi olmadığı müddetçe bu olumlu beklentiler maalesef sadece böyle ufak tefek trade'ler, tepkiler olarak kalıyor. Yani ciddi anlamda bir yükseliş henüz göremiyoruz. Ama şundan umutluyum, şundan umutluyum. Birçok hissede böyle alçalan takoz görüntüsünün olması. Yani yakında bir hareketliliğin olacağı anlamına gelir. Yani bu yakında dediğim 20 gün olur, 1 ay olur, 2 ay olur onu bilemem ama birçok hissede alçalan takoz görüntüsü var arkadaşlar Evet şimdi şöyle baktığımız zaman bir 11.45 ler falan üzerine atabilirse tekrar yukarı doğru bir tepkisini görebiliriz konuşma anına kadar 11.45 hatta 11.50 ler burada üzerinde atmamız gereken önemli direnç hatları olarak değerlendirilebilir Evet bu dofere bakıyoruz yine dofer yapı malzemeleri gelsin Yine aynı benzeri görüntüler var burada da. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani hmm. tamamen düşen bıçak hükmünde olduğunu zaten söylüyoruz e, hisselerin. Yani bir olumlu görüntü maalesef alamıyoruz. Yani bu olumlu görüntüyü alabilsek e, eyvallah hiçbir sıkıntıdan bahsetmeyeceğiz ama yok arkadaşlar. Gelen bir düşen kırılımı yok. Daha yukarıda dipler, daha yukarıda tepeler oluşumu yok. Yani bunlar olmadığı müddetçe ne yapabiliriz ki? Evet long işlemi yapmıştık BNT'de devam ediyor. Evet şu işleme bir bakayım arkadaşlar. Karal yazmıştı muhtemelen kar cebe burada gitti galiba. Evet şöyle bakalım. Evet o daha gitmemiş. Daha gitmemiş. Yani şuradan şuraya arkadaşlar long işlemi 75 x açtım. Şu anda 34 dolar gözüküyor. Şuradan şuraya bakınız. Yani e güzel sonuçlar alabiliyoruz yakında tekrar kopya aktif hale getireceğim onu da aktif getirdiğim zaman paylaşırım şöyle biraz işim gücüm bir yavaşlasın birazcık vakit ayırayım kendime kopya de hale getireceğim arkadaşlar Evet güzel Evet, harika bir trade işlemi oldu Umarım devamı gelir güzel Evet dofere baktık önce katriyesi arkadaşlarımızın hisselerine bakacağız arkadaşlar Bülent Şahin, Borusan Yatırım bakacağız. Yusuf Hoştürk, Ersu'ya bakacağız. Bülent Şahin, yayınlar hocam demiş. Teşekkürler. Reader'a bakacağız. Ee, sizlerden ricam katuliliklerini yapalım arkadaşlar. Önce Tankut Özdem'in teknik analiz çalışmasına bakalım. Zoren, yayla gıda. Evet, Güler'de tarumar olduk resmen demiş. E, tarumar olmayan kalmadı ki arkadaşlar ya. Zoren. Evet. Zorlu enerji diyelim. Arkadaşlar anketi doldurmayı unutmayalım. Sizlerden ricam. Pardon. Burayı niye Zoren yaptık biz ya? Şurası Zoren olacak. Koputret <laughs> e, derken. Evet. Bizim şurayı tekrar eski haline getirmemiz lazım. Bizim burası farklı. Evet. Muhtemelen gelir. Evet. Zorlu enerji değerlendirelim. Şuradan anket kısmını arkadaşlar es geçmeyelim. Sizlerden ricam. Bakınız. Burada şu anda 1 koy olmuş sadece. Hem teknik hem takas olsun diyen arkadaşlarımız fazla. Bunu ben yayın sonuna kadar bu akşam netleştirmeyi düşünüyorum. Artık bir karar verelim bunda. Sadece teknik analizle mi gidelim yoksa takas da ekleyelim Yani takas birazcık uzatabilir ee, programı ama tekli videolar falan yaparsak takas analiziyle beraber paylaşırız. Sonunda şöyle bir iki dakika. Bilmiyorum olabilir. Yani alımlar toplu mu dağınık mı ona bakacağız. Yoksa çok şu almış bu almış şuna virmanlamış şöyle olmuş böyle olmuş. Çok boğulmaya gerek yok. Sade öz bir takas analizi yapacağız arkadaşlar. Toplu alımlar var mı yok mu ona bakacağız. Satıcı dağınık mı toplu mu ona bakacağız. Alımları küçük yatırımcı mı alıyor yoksa toplu alımlar mı var ona bakacağız. Bunlar bizim için yeterlidir. Özellikle sıkışma bölgelerinde bunları değerlendirdiğimiz zaman gerçekten çok çok işe yarıyor arkadaşlar. Evet. Zoruna bakalım arkadaşlar. Zorla enerji tarafında sarı bölgeyi görüyorsunuz. Burası bu hissenin genel trendidir arkadaşlar. Bu trend kırıldıktan sonra yaklaşık 5.30 bantlarında hatta 5.20 tam kırılım noktasıdır. Şunu diyoruz zaten biz her zaman. Değerli dostlar bir destek kırıldığı zaman o desteği yakın bölgelerdeki yatay desteklere bakın, hareketli ortalamalara bakın. O şekilde dedik 5.20'nin altını işaret etmiştik. Yani 5.20 altı riskli demiştik. Maalesef 520'den sonra zaten uçurum oldu, şelale oldu. Şimdi yatayda da buradan 395'lerde tutunmaya çalışıyoruz. Buradan bir tepki olabilir dedik. İlk birkaç gün tepkisi geldi ama dün bugün yine böyle e, error vermeye başladı. E, tabii ne olsun yani. Daha yukarıda dipler, tepeler muhabbetine gitmediğimiz müddetçe bunlar olacak arkadaşlar. Yani buradan bir tepki gelebilir mi? Göreceğiz. Yoksa aşağılarda böyle bir tık aşağıda 380'lere kadar e, geri çekilmeler olabilir. Zoren tarafında şimdi bir kanal boyu aşağı doğru gittiğimiz bir bölgedeyiz. İndikatörlere baktığımız zaman henüz burada da çok net bir görüntü yok. Özellikle şu kısmı alalım arkadaşlar. Ee, şöyle düşen kırılımı gelmeli diye düşünüyoruz ee, burada zorlu enerji tarafında. Yayla gıda diyelim. Evet, hemen Yayla Gıda teknik görüntümüz gelsin. Evet. Güzel. Yani 3-4 gündür en azından düşüş hızı yavaşladı. Yani belki çok ciddi bir hareket olmadı ama şuradan sert sert gelen mumlar artık gelmez oldu. Şimdi arkadaşlar burada da bakınız teknik olarak şuradaki derinlik kadar burada bir çanak görüntüsü var. Test çanak bakınız. Derinlik kadar gelebiliriz demiştik. Hatta şunu söylüyorum ben. Son böyle tem tepe temastan olduğu bölgeler ilk hedef olarak alınır. Yaklaşık 10 puan da ilk hedef bölgesiydi burada. Şöyle bakıyoruz ee, yani burada ortalama 9 seviyelerinde bir destek bölgesi artık burası teknik hedefine ulaştığı için destek ve fırsat bölgesi olarak değerlendirilebilir. Ama e, şunu tekrar söylüyorum birçok hissede alçalan takoz görüntüsü oluyor olması güzel ama şöyle baktığımız zaman henüz o kırılım aşamalarına gelemedik. Yani bir türlü mesela şuradaki direnç 1 direnç 2 bölgesi direnç 3 bölgesi ya ben geleyim şurayı bir kırayım o zaman artık yükseliş aşaması içerisine gideceğimizi söylüyoruz. Henüz erken mi? Evet erken. Sadece bu desteklerden dirençlere kadar tepkilere oynuyoruz arkadaşlar. Tepki hareketleri bunlar. Yine tepki de olsa eğer nakit olanlar için aslında güzel de bir trade fırsatı veriyor mu? Veriyor. Ama e, majör görüntü itibariyle henüz transfer bir döngünün değişimin olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Şimdi Katrines arkadaşlarımızın hisselerine baktık. Bülent Şahin Borusan Yatırım demiş. Bakalım Borusan Yatırım teknik görüntümüz gelsin. Evet Borusan Yatırım da yukarı yönlü ilk hamlesini yapmıştı. Daha sonra tekrar geri çekilme noktası. Şimdi burada ikili dip görüntüsü olabilir mi? Arkadaşlar mutlaka bakınız bir önceki dibin altına stop koymak kaydıyla hareket edeceğiz burada. Yani kaç burası? Hemen fiyat etiketimizi yapıştıralım. Ortalama bakın şöyle ufak tefek değişiklikler gösterebilir. 1.69 bandı altındaki kapanışlara dikkat edeceğiz. Eğer bu seviyenin altında kapanışlar gelirse değerli dostlarım şöyle baktığımız zaman şu derinlik kadar bir düşüş öngörüsü gelir buradan. Bakın bu da bizi takip 950'lere kadar taşıyabilir. Evet borusan yatırımda şimdilik bir ikili dip çalışmasının ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Son dönemde artan işlem hacimleri oldukça dikkat çekici. Çoklu indikatör tarafına baktığımız zaman henüz herhangi bir alım sinyali gelmiş değil. Onun için acele etmeyelim. Özellikle 1693 seviyesinin altında arkadaşlar. 1693 arkadaşlar bu rakamlar gözüküyor mu? 2057 1693 bir tık daha büyütelim mi bu rakamları? Şöyle 16 yapalım bakalım. Evet bir tık daha büyüsün. Evet, durum bu arkadaşlar yani borusan yatırımda 1693'lerin altına dikkat edin yoksa e, aşağıda 939-950 bu bantlardaki rakamları telaffuz edebiliriz evet e, borusan yatırıma baktık e, Bülent Şahin, Yusuf hoştur kocam iyi akşamlar Ersu, evet değerli dostlar sizleri katılada bekliyoruz Bülent Bey, Yusuf Bey Katılık katılı üyeliklerimizi aktif hale getirelim Sizleri katılada da bekliyoruz. Şimdi Ersu tarafına bakalım. Evet bir türlü böyle tam anlamıyla kopamadık şu çizgiden ya. Bir türlü kopuş gelmedi. Şimdi şöyle bakalım burada. Aresay tarafı henüz bir alım vermiş değil. Yani Aresay'da en azından bakın şuradan bir düşen kırılımı gelmedi Henüz bunu görmüyoruz. Yine bakın hisse bazında baktığımız zaman da aynı şekilde. Ha, buradaki düşen kırılımlara gelirse o şekilde arkadaşlar olumlu bakılabilir. Evet. Burada düşen kırılımlarını görmemiz lazım. Acele etmeyelim. Evet. Ersu tarafında düşen kırılımı bizim önceliğimiz olsun. Ama ben bakıyorum şöyle baktığımda Ersu tarafında da yataydaki arkadaşlar bakın yataydaki destek noktası bizim için çok çok önemli mi? Evet önemli. Bakın şurası çok önemli. 16.63'ler. Evet. Bu banda dikkat edin 16-63'ün üzerinde e, yukarı yönlü hareketler bize en azından şuradaki dirence kadar 24-25 bandına kadar taşıyabilir mi? Taşıyabilir ama 16-63'ler kırıldığı zaman altında ciddi bir uçurum var ta ki 12-30'lara kadar 12'lere kadar arkadaşlar. Evet Ersu tarafında yatayda 1663 63 desteğimiz yukarıdan şöyle aşağı doğru çizdiğimizde de ortalama işte buralar kaç olur işte 19 50 19, 60 gibi bir direnç hattımız mevcut. Yani tutunabilirsek burada bir ikili dip çalışması yukarı yönlü alım şeklinde değerlendirilebilir tabii ki ama burada bir 3-5 günlük süreci görelim. En azından düşen kırılımı da gelsin isteriz. Tekrar yukarı doğru bu hareketler işte 25 yukarıda 29 30 bandları o zaman hedef haline gelebilir. Evet. Ersun'un görüntüsünü bu şekilde özetledik. Bülent yayınlar hocam demiş. Teşekkürler. Reader. Evet. Reader teknik görüntümüz. Gelsin hemen Reader. Bakalım ne durumda. Evet. Reader teknik görüntümüz. Maalesef. Maalesef ve maalesef. Acı ama gerçek arkadaşlar. Henüz kırılımın yine olmadığı ama ümitlendiğimiz noktada bir alçalan takoz görüntüsünün halen devam ettiği bakınız henüz kırılımı gerçekleşmemiş teyidini almamış bir reader var. Yani buradan bir düşen kırılımı gerçekleşirse ne olur arkadaşlar? Alçalan takozun yukarı doğru kırılması bizi ilk etapta 39-40 bantları akabinde de 50 bandına kadar taşıyabilir Reader. Şimdi yatayda güçlü bir destek bölgemiz var. Onu işaretlemek istiyorum. Şurada kaç burası? 19-22 kırılımla 39'lar bir tık yukarısı 50 bandlar arkadaşlar. Gerekli olan alçalan takozun yukarı doğru kırılması olacaktır. Reader tarafında. Bugün 1.75'lik bir kapanış gerçekleştirmiş Reader. Evet. Devam edelim. Hocam Güler Evet. Güler Yatırım Holding diyelim. Evet. Güler Güler. Daha önceki destek bizi güldürmedi. 3 defa çalıştı. dördüncü sıny kırdık. Tekrar üzerine attık. Atıyoruz derken MA ile 1185 ortalama buradan dönüşü yaptık. Arkadaşlar ortalama rakama bakınız dikkat edin. Hissede de olmayan değerli dostlar. 11.84-11.85 bandı üzerine eğer atmayı başarabilirsek yukarı yönlü 13.30'lar ve daha yukarıda 16 bandlarına doğru hareket başlayabilir e, diyoruz. Burayı fake bir hareket olarak görüp e, 11.84 üzerinde olumlu değerlendiriyoruz arkadaşlar. Aşağıda 10.97'ler kırılırsa da satış 9.49, 950lere kadar gerileyebilir Güler Yatırım Holding tarafında. 11.84'e alarm kurun üzerinde yolculuk yapabilir altında stop koyabilirsiniz. Yani altında dediğim şu noktalar kaç ortalama? İşte 10.97, 11 bantlar stop 11.84 dirençli, kırılımda olumlu değerlendirebileceğimiz bir noktayı bizlere verir. Ali Bey, Mersin'e selamlar. Odaş diyelim, gelsin Odaş. Evet. Ee, para girişi olmayınca ne olacak arkadaşlar? Ne yapsın bu garipler? para girişi olmayınca çakılmaya devam. Ama şimdi şöyle bir durumumuz var burada. Odaş tarafını açılırsa ekranımız. Çizimleri şöyle tekrar bir kaldıralım buradan. Şimdi arkadaşlar bakınız. Buradaki derinlik kadar bakınız derinlik kadar yukarı doğru gidebilir. Pardon aşağı doğru gelebiliriz değil mi? İhtimalimiz buydu. Kaç burası işte 7.97. 8'ler kırıldıktan sonra ya burada bu noktaların hatta şöyle 4.95 gibi ortalama 4.90 nokta 5.00 buralara kadar dönüşün olma ihtimali yüksekti. Neden? Burada zaten bir noktamız vardı arkadaşlar. Bakın şöyle bir görüntümüz vardı. Hatta şuradan alacak olursak işte buradaki derinliği koyalım buraya. Bakınız kırılım sonrası bizi buraya kadar taşıyor. Bakın 4.78'lere kadar. Onun için bu noktaya mutlaka böyle 4.80'ler ortalama pay ayırın. Ama hissesiz de kalmamak lazım. Şöyle yelipazevari çizimi yaptığımız zaman bizim için şurası çok çok önemli. bakınız. Önce şu minördeki kırılıma bakılır. Bugün itibariyle güzel bir hareket geldi. 1.36 kapanış ama gün içerisinde 6.46'ları görmüş arkadaşlar. Sonra tekrar gevşedi gevşemesine ama yine artıda gelen bir kapanış var. 6.46'ları görüp buradan aşağı doğru inmesi tabii hoş mu? Değil. Evet değil. Evet teknik görüntü var arkadaşlar. Mutlaka 485 490 bu banda pay ayırarak gitmekte fayda var diyoruz. Evet odaş tarafında. Evet. Maalesef işte buradaki dirençleri böyle yokluyorlar. Mesela nereden dönmüş bugün günlükte? EMA 21'den dönüş yapmış tam. Tam EMA 21'den red yemiş bugün. Ya burada baskılanacağız arkadaşlar. Yani böyle en en baba yiğit desteklere geleceğiz, geliyoruz zaten. Acele etmeyelim. Yani güzel fırsatlara verecektir. Odaş tarafında ben her zaman şunu söylüyorum. Odaş bir tobo, obo hissesidir arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz burada? Bakın şimdi şöyle bakın buraya. Daha önce e, buradan bakın sol omuz, baş, sağ omuz, omuz, baş, çalışmışmış, çalışmış ve kanal boyu geri çekilmişiz arkadaşlar. Yükseliş için ise tam zıttı sol omuz, baş, sağ omuz. Bir tobo formasyonu gelmiş. Buradan da yukarı doğru görüyorsunuz. Yani bu ise oboları, toboları, ikili tepeleri, ikili, dip, ikili dipleri seven bir ise. Onun için ben obo ve tobonun kralı olarak şu anda bakıyorum bu hisseye. Normal karşılıyoruz arkadaşlar. Yani buradan ufak tefek böyle formasyon oluşumlarını görmemiz lazım ki öyle olumlu konuşabilelim. Evet o odaş tarafında. Veyahut da bir düşen kırılımını burada görüyoruz ortaya koymak gerekiyor henüz erken maalesef bunları göremiyoruz evet Kimmer sen bilirsin Kimmer demiş hemen bakalım evet Kimmer Ersan alışveriş merkezi diyoruz hisse adına gerçekten pozitif uyumsuzluğu güzel yakaladığımız hisselerden bir tanesiydi burası güzel bir pozitif uyumsuzluk söz konusu oldu Yukarı doğru arkadaşlar bakınız burada 11.63'lere kadar gidip tekrar geri çekildi. Artık şurada bir gel git safhası olacak muhtemelen. Ben buranın Fibonacci seviyelerine de şöyle bir bakmak istiyorum. Fibo dayıya baktığımız zaman bize diyor ki kardeşim 9.55 0618'lik bölge 8.99 8.99 da Fibonacci 0.786 bandı. Test eder etmez ama buralara gelen bu ise eğer test ederse buraları güzel bir alım fırsatı vererek yoluna devam edecektir kimler? Evet. Evet, Sarp Sayarer Odaş'a baktık. Ali Ateş Odaş'a baktık. kimlere baktık. Evet, Penta gözüküyor. arkadaşlar öncelik verelim. Penta tarafına bakalım. Evet. Yine enkazını gördüğümüz hisselerden bir tanesi. Burada da arkadaşlar benzeri görüntü var. Mesela şöyle bir 3 günlük grafiğe alaraktan bakalım burayı. Biraz daha ekranımıza sığdıralım hissi. Grafik görüntümüzü şöyle sıfırladığımız zaman. Burada da bariz bir şekilde arkadaşlar bir alçalan takoz görüntüsü yok mu? Şöyle bakalım. Bakın ortalamaları alıyoruz. Şöyle bir takoz görüntüsü var aslında. 3 aşağı 5 yukarı. Onun için şöyle bir tık daha böyle bekleyelim. 12'ler falan. Hem buradan düşen desteği almış oluruz. Hem de şuradaki yataydaki desteği alarak bir tepki verebiliriz. Ama gelip de bu seviyenin altında yani 11.69, 11.70'ler burası. Bu seviyenin altında kapanış yaparsak da biraz daha baskılanırız. Ama ben ümit varım uzun solukta. Yani böyle alçalan takozları gördüğümüz zaman yol alabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım, şöyle bir miktar daha geri çekilsin. Yani buralardan önümüzdeki hafta muhtemelen bir e, olumlu olumsuz netlik kazanır diye düşünüyorum burası da. Evet. Günlükte bakalım, şöyle bir çanak katlama derinliğine son e, noktanın. Mesela buranın çanak katlaması nedir? Şöyle baktığımız zaman. Evet, neden açılmadı bu? Şimdi bakalım. Yani şöyle baktığımızda burası arkadaşlar nedir? Bakınız kırılmış. 1618, 12 11'ler. Mutlaka pay ayrılmalı. Ben ne zaman ki buradaki dip noktasının üzerine yani 14'lerin üzerine attım olumlu konuşabilirim. 14 bandı üzerine ama şu anda baktığımda ters bir çanak görüntüsü var. Biraz korku vermiyor değil yani. Burada 12'lere kadar hatta daha aşağıda 11'lere kadar geri çekilmeler olabilir. Şimdi şu noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir nokta var. Geçmişte çalışmış olan dip noktalar bakınız. Tam da oralardayız şu anda. Eğer buradan bir dönüş gelirse birinci destek, ikinci destek bakınız önümüzdeki şöyle bir kaç gün içerisinde şöyle gelip buradan tepkisini verirse tadından yenmez arkadaşlar. Evet. Biraz daha pentaya zaman tanımamız gerektiği düşüncesindeyim. Evet. Biraz daha zaman tanırsak